İnfertilite, çiftlerin en az 12 ay süreyle korunmasız bir cinsel birliktelik sonrası gebelik elde edememesi durumu olarak tanımlayabiliriz. Bu daha çok kadınların 35 yaş altındaki grup için bu tanımı kullanırken biz 35 yaşın üstünde bir bayanda bu süreyi 6 aya kadar çekmemiz, 6 ay sonrası böyle bir değerlendirmeyi veya tanımı yapmamız daha doğru bir yaklaşım. İnfertilite bakacak olursak psikolojik, demografik, ekonomik ve medikal olarak ciddi durumlara neden olan, sonuçları olan bir medikal problem aslında. Belki de infertilitenin farklı bir durumu da tek bir bireyi veya kişiyi ilgilendirmeyen, iki kişiyi, bir çifti ilgilendiren bir hastalık veya bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki normal bir fertilite nedir, nasıl sağlanır veya bunun oranları nelerdir diye bakacak olursak, normal bir çiftte 12 aylık korunmasız düzenli bir cinsel birliktelik sonrası gebelik oluşma veya gebeliği elde etme oranımız yaklaşık %80 ila 90 civarlarında. %5 ila 15 arasındaki çiftimizde ise ikinci 12 ayda biz gebeliği aslında elde edebiliyoruz. Yani toplamda baktığımızda aslında 24 aylık bir süre içerisinde %90-95 oranında bir çiftte, normal bir çiftte, herhangi bir problemi olmayan bir çiftte biz gebelik elde edebiliyoruz. İnfertilitenin sıklığı nedir? Buna bakacak olursak yapılan çalışmalarda, uluslararası çalışmalarda yaklaşık %12 ile 18 arasında bir infertilite sıklığı toplumda gözlemlemekteyiz. Ancak bu sıklık gebelik oluşma açısından annenin yaşı önemli olduğu için anne yaşı eğer 19-34 yaş aralığında ise bu oran yaklaşık %7 civarında bir infertilite sıklığı gözlerken 34 yaşta yani 35 yaştan 40 yaşına kadar olan aralıkta bu oran %25'lere, 40 yaşın üstünde ise %30'ların da üzerine çıkacak bir infertilite sıklığıyla karşılaşabiliyoruz. İnfertilite sebepleri neler? Bunlara bakmamız veya düşünmemiz gerekirse infertilite biliyoruz ki hem kadınla hem erkekle ilişkili problemleri oluşturmaktadır. Kadınla ilgili sorunlar neler? Yumurta ile ilgili, yumurtlama ile ilgili problemler yaklaşık %20 oranında bu infertilitenin sebebi olarak bizim karşımıza gelmektedir. Bunun dışında tüplerle ilgili problemler karşımıza gelebilir yaklaşık %10-15 oranında. Endometriozis dediğimiz çikolata kistleri diye de halk arasında bilinen adıyla hastalıkta yaklaşık %6-10 civarında bir infertilite sebebi olarak karşımıza gelebilmektedir. Erkekle ilgili problemler de yine infertilite açısından önemli. Bu da yaklaşık oran olarak bakacaksak %25'ini oluşturmaktadır olguların. Bir diğer grupsa kadın ve erkeği inceledik. İncelememiz sonrasında herhangi bir sebep bulamadığımız, açıklanamayan infertilite dediğimiz yine %25 ile %28 aralığında bir oranda da biz infertiliteyi açıklanamayan, herhangi bir net bir sebebini bulamadığımız olgularda karşımıza çıkmaktadır. Bir sebep bulduğumuzda bu infertilitenin direkt ve kesin bir sebebi mi? Bunu net bilemiyoruz. Çünkü multifaktöriyel, çok faktörlü, çok sebepli bir şey olduğu için aslında değerlendirmeyi biraz da buna göre incelemek, yapmak daha uygun olacaktır. Peki infertil bir olguyu değerlendirme için kimin değerlendirme yapması, nereye başvurmak gerekir diye bakacak veya soracak olursak bu noktada ise en ideal olanı infertilite değerlendirmesinin bir fertilite uzmanı veya infertilite tedavisiyle uğraşan bir uzman tarafından yapılması gerekliliğidir. Kadın doğum hekimleri tarafından da ayrıntılı şekilde infertilite değerlendirmesi tabii ki yapılabilmektedir. Bu değerlendirme sürecinde herhangi bir sorun, herhangi bir problem oluştuğu veya tespit edildiği takdirde özellikle infertilite ile ilgilenen bir uzmana veya bir merkeze başvurulması daha uygun ve daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Biz de üniversitemiz bünyesinde üreme sağlığı merkezi olarak çiftlerimize infertilite ile ilgili bütün değerlendirmelerini, tedavi süreçlerini yürütebilecek bir hizmet vermekteyiz. İnfertilite değerlendirmesini peki ne zaman yapmak uygun? Kime nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor diye bakacak olursak az önce tanımda da aslında bahsettiğimiz gibi korunmasız bir cinsel birliktelik olan yaklaşık en az 12 ay süreli bu birlikteliği yaşayan çiftlerde gebelik elde edemediğimiz takdirde incelemeye, değerlendirmeye başlamamız uygun olan bir yaklaşım. Dediğim gibi az önce 35 yaş üzerinde bu süreyi biz 6 aya, 40 yaş üstünde ise 6 aydan da daha kısa bir sürede değerlendirmeye başlamamız uygun olacaktır. Bunun dışında kadının yaşı infertilite sebebi açısından oldukça önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın yaşı arttıkça yumurtalık rezervi, over rezervi ciddi anlamda azalaraktan gebelik potansiyelini önemli oranda düşürmektedir. O yüzden kadın yaşına göre bir değerlendirme yapmakta gerekmektedir.
Onun dışında kadının öyküsünde değerlendirebileceğimiz geçirmiş bir yumurtalık cerrahisi, ailede bir erken menopoz öyküsü, ileri evre bir endometriozis durumu, geçirilmiş veya şüpheli bir tubal cerrahi, tubal problem, tüplerle ilgili problem olması durumu da bu incelemeyi daha erken dönemde yapmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Yine benzer şekilde eğer erkekle ilgili de bir cerrahi öyküsü, testislerle ilgili bir hastalık, seksüel bir fonksiyon bozukluğu olduğu takdirde de yine değerlendirmemizi daha erken dönemde gerçekleştirmemiz uygun olmaktadır. Peki infertilite değerlendirmesinde neleri bakmamız, neleri incelememiz veya değerlendirmemiz gerekiyor diye bakacak olursak, öncelikli olarak kişiye yönelik bir neden araştırması yapmak lazım. Ve bu sürecin gerçekten stresli, gerek değerlendirme gerek tedavi sürecinde oldukça stresli bir süreç olduğunu hekimler olarak bizlerin bilmesi ve hastaları bununla ilgili değerlendirmeyi aslında streslerini azaltıcı yöntemleri sağlayarak devam ettirmemiz gerekmektedir. Bunun dışında kadınla ilgili yapılabilecek bir takım değerlendirme yöntemlerimiz var. Bunlar öncelikle adet döngülerini iyi bir şekilde incelememiz, değerlendirmemiz. Çünkü adetle ilgili bir takım düzensizlikler, bozukluklar da ciddi anlamda infertiliteye neden olabilecek sorunları bize gösterebilmektedir. Yumurtlama ile ilgili problemler açısından bir takım laboratuvar testlerini yapmamız gerekir. Onun dışında yumurtalık rezervini değerlendirecek laboratuvar ve ultrasonografik incelemelerle hastanın yumurtalık rezervini net şekilde ortaya koymamız uygun olacaktır. Bir diğer önemli sorun ise tiroid fonksiyonlarının değerlendirmesi gebelik süreci açısından önemli. Çünkü gebelik oluşmasını engelleyebilecek ciddi tiroid bozuklukları da karşımıza geldiği için tiroid hormonlarının değerlendirilmesi, bu fonksiyonların incelenmesi önemlidir. Bunun dışında tüplerle ilgili bir tıkanıklık, rahim yapısı veya rahim iç dokusuyla ilgili problemler olabileceği için bunlarla ilgili de rahim filmi, histerosalpingografi veya histeroskopik gibi bir takım incelemeleri de yapmamız gerekmektedir. Erkekle ilgili ise temel olarak yaptığımız sperm tetkikleri yani semen analizi ile sperm parametrelerini, hızını, sayısını değerlendirip bununla ilgili incelemeyi tamamlamış oluyoruz. Peki infertilite değerlendirmesini yaptık. Tedavi sürecinde ne tip tedavi seçenekleri var? Tedavi olarak neler uygulayabiliriz diye bakacak olursak. Bu noktada öncelikli olarak yaşamsal bir takım modifikasyonlar kişilere önerme isteğimiz olmakta. Bu noktada öncelikli zamanlı bir cinsel birliktelik, cinsel birlikteliğin zamanlamasını ayarlayabiliyoruz veya önerebiliyoruz çiftlere. Onun dışında sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını, alkol ve kafein tüketimlerini mümkün olduğu kadar azaltmalarını öneriyoruz. Daha sonrasında da net bir şekilde mümkünse sebebi ortaya koymak istiyoruz. Sebebi ortaya koyduktan sonra sebebe yönelik medikal veya cerrahi bir takım yaklaşımlar gerekebilmektedir. Bu noktada yumurtalık uyarması, yumurtalıkları uyarmak için bir takım haf ve iğne tedavileri uygulayabiliyoruz. Ve sebebe göre uygun çiftlerde bu tedavilere ek olarak aşılama dediğimiz intrauterin inseminasyon veya daha ileri tedavi yöntemleri olarak da tüp bebek tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Yine dediğim gibi üreme sağlığı merkezimizde bu konuyla ilgili bütün ayrıntılı değerlendirmeler ve tedavi süreçleri titizlikle yürütebilmektedir.